Merhabalar arkadaşlar, Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda paragrafta anlatımın temel nitelikleri konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki anahtar kelimeler üzerinde duracağız. Dolayısıyla ilk konumuzdan başlayalım. Arkadaşlar, anlatımın temel niteliklerinden birincisi açıklık ilkesidir. Açıklık, fikirlerin, duyguların açık ve net biçimde anlatılması demektir. Açık ve net biçimde. Anlatımın birden hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı açıkça ifade etmesidir. Dolayısıyla bu cümlelerden şunu türetiyoruz. Açık anlatımdan birden çok yorum çıkmaz. Herkes aynı şeyi anlar. Anlatılacak halin ve olayın, betimlenecek görüşün, sezginin, dile getirilecek duygu ve düşüncenin anlatıcının zihninde açık ve net bir biçimde belirmesi arkadaşlar bu ilkeye uyulduğu anlamına gelir. Diğer ilkemiz arkadaşlar, ikinci ilkemiz akıcılık ilkesidir. Sözlü veya yazılı bir ifadenin söylenirken veya okunurken hiçbir engele uğramadan akıp gitmesi. Bu da şu demek arkadaşlar, tekerlemelerde olduğu gibi yani ses akışını bozan, söylenmesi güç seslere ve kelimelere yer verilmemesidir. Gereksiz söz tekrarından da ayrıca arkadaşlar kaçınılır. Tekerlemelerde mesela Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Söylemesi zor. Zaten bunların ölçüldüğü Türkçeyi telaffuzla alakalı söz kalıpları tekerlemeler biliyorsunuz. Yani açık bir, akıcı bir metinde arkadaşlar bu tip söylemesi zor kelimelere yer verilmez. Üçüncü ilkemiz arkadaşlar duruluk ilkesidir. Duruluk ilkesinde gereksiz ifadelere yer verilmemesi arkadaşlar bir de karmaşık ve anlaşılması güç cümle kullanılmamasıdır. Karmaşık ve anlaşılması güç cümle kullanılması açıklığa da arkadaşlar sıkıntı oluşturabilir. Yani birden fazla anlam çıkmayacaktı açıklıkta hatırlıyorsunuz. Burada da anlaşılması güç bir cümle olmayacak. Net arkadaşlar cümlelerimizin net olması bir de gereksiz kelimelere yer verilmemesi. Bu tip durumlar olursa zaten ne oluyor? Anlatım bozukluğu sebebi oluyor arkadaşlar. Diğeri yalınlık. Yalınlık ilkemiz arkadaşlar, metnin dil ve ifadesinin sade, gösterişsiz ve süssüz olması. Yani arkadaşlar söz sanatlarına yer verilmemesi. Yalın cümlelerde yalınlığı tercih eden yazarlar, düşüncelerini olduğu gibi ortaya koyarlar ve mecazlar, işte kişileştirmeler vesaire vesaire benzetmeler diğer söz sanatlarına başvurma yolunu tercih etmezler. Yalın cümleleri kurmak aslında edebi cümleler kurmaktan arkadaşlar bir yönüyle daha zordur. Çünkü yalınlık ilkesini tercih eden yazar eğer etkili bir üsluba sahip değilse, karşısında estetik bir zevk veremiyorsa karşısındaki kişiye bu defa cümleleri kuru olduğu için eleştirilecek. Yani yalın olmuş olmak edebi sanatları kullanmadan edebi metinler ortaya koyabilmeyi gerektirir ki bu biraz daha arkadaşlar uzmanlık gerektirir. Dolayısıyla yalınlık önemli bir ilkedir. Diğeri özgünlük arkadaşlar. Özgünlük başkasına benzememe diyebiliriz. Başkasına benzememe arkadaşlar. Konuyu yazarın kendinden önceki sanatçılara, çağdaşlara benzemeden hiçbir yapıtı veya düşünceyi özellikle taklit etmeden kendine has bir tarzda ele almasıdır. Buradan aklınıza parmak izi de gelebilir arkadaşlar. Her insanın parmak izi birbirinden farklıdır. O zaman her yazarın da üslubu, dil ve anlatım özelliği birbirinden farklı olmalıdır. Başkalarına benzemek, taklitçilik ÖSYM sorularında eleştirilen bir durumdur arkadaşlar. Altıncı ilkemiz doğallık ilkesi. Gerçeklerin olduğu gibi çarpıtılmadan anlatılması. Bir de içten geldiği gibi. Özellikle anahtar kelime arkadaşlar yapmacıksız olmasıdır. Yedinci ilkemiz tutarlılık. Söylenen gerçeklik veya doğruluk açısından aynı niteliği taşıması arkadaşlar. Kendi kendiyle çelişmemesi. Anlatımın mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımamasıdır.
Çelişkiler burada anahtar kelime. Çelişkiler taşınmaması. Diğer ilkemiz arkadaşlar özlülük. Özlülük. Anlatımın zengin bir içeriğe, yani az sözle kestirme yoldan iletilmesi. Anlatımın söz yığınından uzak, özet bir nitelik taşıması. Yani arkadaşlar, özlülüğün ustaca kullanımı, yoğunluk ve derinliği de beraberinde getirir. Özlü yazabilen kişilerin cümlelerindeki anlamlar yoğundur ve bir anlam derinliği barındırır bu ifadeler. Böylece anlatım okura yeni anlamlar düşündürür, çok şey anlatır. Aklımıza ne gelsin? Atasözlerindeki çoğu anlam ve özdeyişlerdeki çoğu anlam arkadaşlar özlüdür ve aynı zamanda derindir ve aynı zamanda yoğundur. Bu temel ilkelerin haricinde anlatımla ilgili sorulan diğer ifadeler var. Bunları da vurgulamak isteriz arkadaşlar ayrı bir başlık altında. Bunlardan birincisi evrensellik. Sanatçının düşünceleriyle tüm insanlığa, bakın bütün insanlara seslenmeyi başarabilmesidir. Dünyadaki bütün insanları ilgilendiren konuların ele alınması ve işlenmesi demektir. İnsanların ortak konuları aşk arkadaşlar, tarih boyunca değişmez edebiyatta ele alınan konudur. Dolayısıyla aşkla, sevgiyle, insan sevgisiyle birlikte beraber yaşamak ve birlikte beraber üretmekle ele alınan konular hem bugünün insanlığına hem de gelecekteki yaşayacak olan insanlara hitap edeceği için hem zaman olarak hem de mekan olarak evrensel bir anlam ifade eder. Yunus Emre böyle, Mevlana böyle arkadaşlar. Hacı Bektaş-ı Veli böyle. Vermiş oldukları mesajlar arkadaşlar hem kendi çağının insanlarına hem de kendilerinden sonra gelen insanlığa, bütün insanlığa hitap eden ifadeler. Bunun daraltılmış şekli evrenselliğin ulusallıktır arkadaşlar. Sadece bir ülkeyi, sadece bir ulusu ilgilendiren konuların işlenmesi. Başına Türk milleti getirdikten sonra getirmiş olduğumuz arkadaşlar milli değerlerin yüceltilmesi, milli bir devlet yapısının güçlü hale getirilmesi, kalıcılığının sağlanması ve milleti bir araya getiren unsurların, bireylerin, insanların mutluluğunun sağlanması, kendi halkının mutluluğunu hedeflemesi ulusallık olarak değerlendirilir. Kapsam olarak evrenselliğin bir altıdır arkadaşlar. Diğeri kalıcılık arkadaşlar. Yalnızca yaşadığı devirde değil, gelecekte de adından söz ettirmesidir. Tarihe mal olmuş bilim adamları, kültür adamları, sanat adamları kalıcılığı yakalamış olan kişilerdir. Arkadaşlar, az önce insan sevgisi anlamında, sevmek, koşulsuz sevebilmek anlamında Mevlana'dan, Yunus Emre'den, Hacı Bektaş'tan bahsettik. Bunlar büyük insanlar. Bilimde de aynı şekilde arkadaşlar kalıcılığı sağlamış insanlar var. Eserlerinden, düşüncelerinden bugünün insanları da yararlanıyor. Demek ki kalıcılığı sağlamış olduğunu söyleyebiliriz. Bütünlük dediğimiz zaman arkadaşlar, bir yazıda bölümlerin aynı konu etrafında gelişmesi, konudan sapılmamasıdır. Yani bir cümle, ana düşünce, temel bir cümle var, temel bir düşünce var. Geliştirdiğimiz diğer düşünceler dönüp dolaşıp ana düşünceyi desteklemek durumundadır. Çeşitli yönlerden açıklamak durumundadır. Bu tip bir metin okuduğumuz zaman bütünlüğü sağladığını söyleyebiliriz. Diğer ifademiz yerlilik. Arkadaşlar, evrensellik, ulusallık, yani genelden özele sıralayacaksak en geneli evrensellik, ulusallık ona göre daha özel, yerlilik de ulusallığın arkadaşlar kapsam olarak bir altıdır. Bu defa arkadaşlar anlatımın yerli kültürle yapılması, yabancı etkilerden uzak olması şeklinde düşünebiliriz yerliliği. Yerellik dersek buna arkadaşlar, bu defa da ne olur? Ulusallığın bir alt kısmı olur. Bireysellik dediğimiz zaman arkadaşlar, toplumun tamamını ilgilendiren toplumsal konular ne olabilir bunlar? Siyasi konular arkadaşlar, fırsat eşitliği, adaletin sağlanması, hayat pahalılığı, bu gibi konulara girdiğimiz zaman toplumsal konular olur. Bunların dışında bireyi ve bireyin iç dünyasını ele alan eserler yazıyorsak arkadaşlar, bireysellik ön plana çıkartılmış olur. Diğeri toplumsallık.
Bireyselliğin tersi sadece bireyi değil, bireyin içerisinde bulunduğu toplumun tamamını ilgilendiren konuların ele alınmasıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz Tanzimat döneminde, Servet-i Fünun döneminde tartışılan konu sanat için sanat, toplum için sanat meselesinde aslında sanat için sanatta bireysellik vurgulanır, toplum için sanatta toplumsallık vurgulanmış olur. Diğer ifademiz arkadaşlar ilgi çekiciliktir. Herhangi bir sanat eserinin arkadaşlar okunabilmesi için insan kitlelerinde öncelikle merak uyandırması gerekir. İnsanların ilgi duyduğu konular da ele alınması gerekir ve içerikle alakalıdır bu. Anlatımın geniş insan topluluklarının ilgisini çekecek nitelikler taşımasıdır. Diğeri arkadaşlar alıntılara yer verme. Bunlar seçeneklerde karşımıza çıkacak. Onun için arkadaşlar değinmemizde ve altını çizmemizde fayda var. Yazar bir başka eserden bir söz ya da bir metin ya da bir şiirden mısraları kendi yazısında kullanabilir arkadaşlar. Kullandığı zaman ne yapmış olur? Alıntı yapmış olur. Birden fazla duyuya seslenme. Bunlar da seçeneklerde bolca karşımıza çıkan durumlardır arkadaşlar. Beş temel duyumuz var. Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları. Bunların en az ikisi arkadaşlar ilgili metinde yer verilmişse birden fazla duyuya seslenilmiş olur. Çıkarımda bulunmaya geçelim arkadaşlar. Verilen bir önermeden hareketle bir önermeye ihtiyacımız var. Yani bir bilgiye, veriye ihtiyacımız var. Bu veriden, bilgiden hareketle arkadaşlar bazı sonuçlara ulaşma, o veriyi alma, yorumlamaya, çıkarımda bulunma diyoruz. Arkadaşlar diğer ifadeler çoğullaştırmalara yer verme. Bunlar da arkadaşlar cümlenin yorumlarında seçeneklerde karşımıza çıkan ifadelerdir. Hangilerine değinilmiştir, değinilmemiştir, yer verilmiştir, yer verilmemiştir kalıbında sorularda bu ifadeler seçenek olarak kullanılır. Arkadaşlar aynen ifade ettiği gibi çoğuldaki ler'ler almış sözcüklere yer verildiği anda çoğullaştırma yapılmış olur. Diğeri devrik cümlelere yer verme. Devrik cümle neydi arkadaşlar? Yüklemi sonda olmayan cümlelere yer verme diyebiliriz. Ya da farklı kalıplarda cümle kullanma şeklinde de bu seçenek karşımıza çıkabilir. Düşsel ögelere yer verme. Arkadaşlar düşsel, bunlar şiirse imge. İmge zaten şiirdeki hayaller, şiirdeki çağrışımlar için kullanıyoruz değil mi? Arkadaşlar bu şekilde olabilir. Kelimelerin çağrışım gücünden yararlanma. Bu yöntemle arkadaşlar bu unsurlardan yararlanıp mecazlı anlatımı kullanma gibi durumlarda düşsel ögelere yer verildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar masallarda olduğu gibi, şimdi kimi fantastik filmlerde olduğu gibi gerçekte olmayan, yaşamayan, günlük hayatta şu anki şartlarda yaşaması da mümkün olmayan karakterlerin anlatıldığı metinlerde düşsel ögelere yer verilmiş olur. Eksiltili cümlelere yer verme arkadaşlar. Bu da yine cümlenin yapısıyla alakalı. Bu cümlelerde ne olmaz? Yüklem olmaz. Yüklemin yerine arkadaşlar 3 tane nokta olur ve yorum okuyucuya bırakılır. Farklı cümle türlerinden yararlanma arkadaşlar. Farklı cümle türleri dediğimiz zaman cümlenin yapısı konusuna girer. Bu biraz dil bilgisi konusudur arkadaşlar. Sadece temel cümleden oluşuyorsa basit cümle. Temel cümlenin yanı sıra çekimli fiil veya fiilimsi varsa birleşik cümle. İlgili yüklemler ard arda sıralanmış ve aralarında virgül kullanılmışsa sıralı cümle. İlgili yüklemler sıralanırken arada bağlaç kullanılmışsa bağlı cümle, yüklem sondaysa kurallı, yüklem sonda değilse devrik, yüklemi isimse isim cümlesi, fiil ise fiil cümlesi gibi ayrıntılardan biri veya birkaçı ilgili cümleyi yorumlama fırsatını bize verir. Diğer ifademiz arkadaşlar ilgi kurma. İlgi kurma. İlgi kurma için iki kavram veya durum. Arkadaşlar özellikle iki tane. Olay olabilir. Ya da varlık olabilir. Durum, olay, varlık. Arasında bağ kurma. Bu bağ kurmuş olduğumuz bağ benzerlik bağı olabilir, farklılık bağı olabilir. Benzerlik bağı kurduğumuz zaman benzetme diyoruz zaten. Farklı yönden bir bağ kurmuş ve farklılığı vurgulamışsak o zaman da karşılaştırma diyoruz. Demek ki arkadaşlar ilgi kurma
aslında benzetme ve karşılaştırmada kullanmış olduğumuz tekniklerin altyapısında var. Diğeri karşıt kavramlardan yararlanma arkadaşlar. Karşıt anlamlı kelimeler, kavramlar ya da durumlar aynı cümle içerisinde geçiyorsa arkadaşlar karşıt kavramlardan yararlanılmış olur. Mecaz anlamlı sözcüklere yer verme, sözcükleri gerçek anlamında düşünülemeyecek şekilde tamamen uzaklaşacak yeni bir anlama gelecek şekilde kullandığımız zaman ne oluyordu arkadaşlar? Mecaz anlam ortaya çıkıyordu. Ayrıca ad aktarması, deyim aktarmaları bunlar da diğer mecazlaştırma yöntemleriydi. Hatırlamamızda fayda var. Niteleyici sözcükler kullanma arkadaşlar. İsimleri niteleyen kelimelere niteleme sıfatları diyoruz. Fiilleri niteleyen kelimelere de zarf diyoruz, durum zarfı diyoruz. Dolayısıyla fiiller veya isimlere onların niteliğini bildiren, nasıllığını bildiren sıfatlar getirdiğimiz zaman niteleyici sözcükler kullanmış oluruz. Çoğunlukla niteleyici sözcüklerle varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını ortaya koymuş, somutlaştırmış oluruz. Olayları devinim içinde verme. Devinim hareket demektir arkadaşlar. Yani artık öykülemeye geçmiş, betimleme değil, olay var, hareket var. Devinim hareket demektir. Öyküleyici anlatımda, dikkat edin, öyküleyici anlatımda oluşturulmuş metinlerde olaylar hareket halinde verilmiş olur. Diğer ifademiz olayları oluş sırasına göre verme. Yine öyküleme paragraflarında, öyküleyici anlatımda olayların meydana geliş sırası gözetilmişse olaylar oluş sırasına göre verilmiş olur arkadaşlar. Öznelliğe yer verme. Öznellik arkadaşlar kişisel yorum ve kişisel düşüncelerdir. Ve öznel yorumlar arkadaşlar her zaman için tartışılır. Bunu anahtar olarak kullanabilirsiniz. İlgili cümlede kişi cümleye kendi kişisel yorumlarını katmışsa ve bu tartışılan bir bilgi ise öznelliğe yer verilmiş olur. Pekiştirmelere yer verme arkadaşlar. PRSM sessizleri değil mi? Çoğunlukla bunu kullanıyoruz. İle arkadaşlar sözcükleri pekiştirmişsek mavi sözcüğünü masmavi, sarı sözcüğünü sapsarı arkadaşlar sıklam sözcüğü sırılsıklam gibi pekiştirilmişse pekiştirilmiş ifadelere yer verilmiş olur. Diğeri sayıp dökmelere yer verme. Arkadaşlar sayıp dökmeler örneklemeye benzer. Örnekler sıralanır gibi sıralanır ama amaç örnek vermek değildir. Bu yönüyle ayrılır. Yani bir konuya ait ayrıntıları arka arkaya sıraladığımız zaman sayıp dökmelere yer verilmiş olur. Bahçede elma, armut, çilek, kayısı ağaçları vardı dediğimiz zaman amacımız örnek vermek değildi. Ağaçların çeşitlerini sıralamış olduk. Dolayısıyla sayıp dökme yapmış olduk diyebiliriz. Senli benli bir anlatım arkadaşlar. Ne olur? Okuyucuyla konuşuyormuş gibi, sohbet ediyormuş gibi bir üslupla. Aslında karşımızda kimse yok. Ama karşımızda biri varmış da onunla sohbet ediyormuşuz gibi bir üslup kullandığımız zaman senli benli bir anlatımı tercih etmiş oluruz. Somutlama arkadaşlar. İfade edilmesi zor olan soyut kavramları, soyut durumları somut sözcüklerle anlatmaktır. Bunun en güzel örnekleri deyimlerdir arkadaşlar. Deyimler. Yani günlük hayatta 1000 yıllık, 2000 yıllık tecrübelerin somutlaştırılarak, miras olarak bize de bırakılmış olduğu önemli söz kalıplarıdır deyimler ve çok güzel somutlama örneğidir. Anlatılması ve anlaşılması güç durumlar, deyimler aracılığıyla rahatlıkla anlatılabilir hale dönüşebilir. Mesela küçük bir zararı ortadan kaldırmak için çok daha fazla masraf yapmayı göze almak. Bir durumdan bahsediyorum. Ortalama 12 kelime kullanıyoruz bunu ifade etmek için. Ne demek istedim? İfade edilmesi zor, anlatılması zor. Hadi anlaşılması da zor. Karşı taraf da bunu anlayamadı. Diyoruz ki mesela pire için yorgan yakmak. Pire somut, yorgan somut, yakmak somut. Neyi anlatmaya çalıştım? Çok küçük bir zararı ortadan kaldırmak için çok daha fazla masraf yapmayı göze almak diye anlatılması ve anlaşılması güç bir kavramı anlatmaya çalıştım. 12 kelimeyle
ortaya koyduğum kavramı dört kelimeyle rahatlıkla somutlaştırmış oldum. Bu tip durumlardır arkadaşlar. Sözde soru cümlesi kullanma. Cevap beklenmeyen, cevap verilmesine de ihtiyaç duyulmayan soru cümlelerine sözde soru cümlesi diyoruz. Buradaki amaçlar farklı olabilir. Amaç soru sormak değildir. Amaç arkadaşlar bir duruma dikkat çekmektir ya da cümlenin anlamına farklı ilgiler yüklemektir. Bu cümlelerin sonunda da sözde soru cümlesi olsa bile arkadaşlar soru işareti kullanılır. Diğeri tahminde bulunma. Bir olay ya da durumun gerçekleşmeden önce nasıl sonuçlanacağıyla ilgili kestirimde bulunma. Ama elde belli veriler var. O verileri bulunuyoruz. Böyle giderse şöyle olur diye bir çıkarımda bulunuyoruz. Buna da tahmin diyoruz arkadaşlar. Bu varsayım cümleleriyle arkadaşlar tam olarak karışmalı. Varsayım cümlelerinde bir an için öyle olduğunu kabul etme anlamı vardır. Varsayalım ki, tut ki, farz edelim ki gibi ifadelerde böyle değil ama hadi böyle kabul edelim anlamı vardır. Tahminle karışmasın. Tahminde bulunmada ise gelecekteki bir olayın öne sürüldüğü gibi gerçekleşebileceğine inanma anlamı vardır. Diğeri tanıklıklardan yararlanma. Tanık sözü. Yazarın düşüncesini inandırıcı kılmak için konuyla ilgili uzmanların görüşlerine başvurmasıdır arkadaşlar. Hadi bana inanmıyorsunuz, bakın bu konuda falan bilim insanı da böyle düşünüyor, o da bu şekilde bakıyor falan gibi bizi destekleyecek cümleleri alıp yazımızda kullanmaktır. Tek düzelikten kaçınma. Tek düze arkadaşlar monoton, sıkıcı gibi anlamlara gelen bir kelime. Anlatımda hep kurallı cümleleri kullandığımız zaman, hep yüklemler sondaysa arkadaşlar, bir zaman sonra ifademizde sıkıcılık, tek düzelik ortaya çıkmaya başlar. Ama uzun cümleler, kısa cümleler, devrik cümleler, kurallı cümleler, soru cümleleri, farklı farklı cümle kalıplarını kullanarak okuyucunun dikkatini arkadaşlar cümle çeşitliliğiyle tek düzelikten kurtarabiliriz. Dolayısıyla bu tip cümleler varsa monotonluktan uzak durulmuş olur. Terimlere yer verme. Terim neydi? Herhangi bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalına ilişkin özel anlamlı sözcüklerdi ve kelimelerin terim olabilmesi için kendi alanında kullanılması gerekiyordu. Metnimizde terimler kullanılmışsa terimlere yer vermeye de gerçekleştirilmiş olur. Yansız ne demek arkadaşlar? Tarafsız. Evet. Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız ve nesnel sözler kullanmaktır. Yinelemelere başvurma arkadaşlar, ikileme ya da diğer sözcük tekrarlarına yineleme denir. Dolayısıyla yinelemelere başvurulduğunda birbirini tekrar eden kelimeler arkadaşlar ve ikilemeler kullanılmış olur. Arkadaşlar bununla birlikte bu dersimizin sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, başarılar diliyorum.